Lojistiği tüm yönleriyle birlikte ele aldığımız Lojistik Dünyası'ndan bu haftada merhaba. Bugün yurt içi taşımayı konuşacağız. Tabii ki ambarları konuşacağız, onların temel problemlerini konuşacağız, yapılması gerekenleri ve beklentilerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Sevgili Yusuf Dağcı, Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı kendisi. Birazdan önemli konuları, çok önemli bir şahsiyetle konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce bir haber turumuz var, sonrasında birlikteyiz. Resmi ziyaret kapsamında Budapeşte'de bulunan bakanmış, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi için gereken tüm desteği vermeye çalıştıklarını kaydeden Mehmet Muş, Macaristan'ın Avrupa'nın kalbinde yer aldığını ve özellikle lojistik anlamda büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, mevcut haliyle 17.7 kilometresi bölünmüş yol, 41.1 kilometrelik kesimi tek yol standartında hizmet veren Mardin-Midyat yolunu tamamen bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara başlıyoruz. Üzerinde 23 kavşak bulunan 58.8 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı yeni bir yol inşa edeceğiz dedi. Gümrük yönetmeliği ve bağlı yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Resmi gazetenin 19 Haziran günü sayısında yapılan değişiklikle kamu kurum ve kuruluşların geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi istenmeyeceği hükmü getirildi. Gümrük ve lojistikle ilgili çok sayıda ikincil mevzuatta başvuru, izin, yetki ispatı gibi çok sayıda işlemde imza sirkülleri sunma zorunluluğu kaldırıldı. UND Başkanı Karadeniz Bölgesi nakliyecileriyle bir araya geldiği toplantıda Sarp sınır kapısında geçiş sayısının 900'e çıkmasını, yabancı araçların trafik cezalarının tahsilini ve gümrüksüz akaryakıt istasyonu açılmasını sağlayacaklarını söyledi. Amerika'nın önemli transit geçiş noktalarından biri olan Mississippi Köprüsü'nde görülen çatlak sebebiyle hükümet köprünün yenilenmesi ve bakımı için multimilyar dolarlık paket kabul ederken köprüdeki inşaat çalışmaları sebebiyle yaşanan trafik ve kuyrukların Amerikan tedarik zincirine zararı Arkansas Karayolu Taşımacıları Derneği verilerine göre günde 2 milyon dolar. Karayolu taşımacılık endüstrisi yakında yeni bir teknolojiyle tanışacak. Goodyear ve Bridgestone Seedline adı verilen teknolojiyle lastiklere yerleştirilen sensör aracılığıyla lastikleri günlük kullanımını düzenli kontrol ediyor ve lastiklerin tahmini değişmesi gereken zamanı belirliyor. Artan sayıda konteyner taşıyıcısı gemilerini Avrupa'daki yoğun sıkışık liman trafiğinden uzaklaştırmaya başladı. Büyük Çin limanlarının konteyner ihracat oranlarında Haziran ayı başında %1.6 düşüş yaşandı. Bir ankete katılan lojistik yöneticilerinin yaklaşık %72'si pandeminin tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyledi. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size öncelikle TND'den, Türkiye Nakliyeciler Derneği'nden bahseder misiniz? Memnuniyetle tabii. Ama isterseniz önce kendimden bahsedeyim de. Fen Fakültesi Matematik mezunuyum. Hocalık yaptım. 30 yıldan beridir de nakliye sektöründeyim. Hasbelkader sağ olsun güzel dostlarımız da bizi başkan yaptı. Şimdi sektörün derdini anlatmaya çalışıyoruz, sektöre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi TND'ye gelince 1947'de kuruluşu var. Dikkat edin, 73 yıl önce kurulmuş bir dernekten bahsediyorum. Şimdi öncelikle pat diye kendimden bahsettim, beni hoş görün. Benim, yani benden ziyade sektörüm için önemli olan bir şeyi belirtmek istiyorum. Lütfen. Ambarcılık nedir? Ambarcı ne yapıyor? Ambarcının 2023 hedeflerine giderken ülke ekonomisine katkısı ne? Burada ama şöyle söylemem lazım. Şimdi ambarcı, tabii izleyicilerimiz de şunu diyecekler. Kargo, taşımacı var, uluslararası var, yurt dışı var, kargocu var. Bir de ambarcı diye bir kavram var. Evet. Yani ben aslında orada beşik tutacaktım. Siz direkt girdiniz. Ambarlar var. Evet. Türkiye'de var, İstanbul'da var, birkaç yerde, Anadolu'da var. Her yerde. Bize hakikaten şu ambarcı nedir? Şu anlatın ve ekonomi için temel fonksiyonu ne olduğunu bize bir anlatın. Zaten izninizle, biraz da hoşgörünüzle, biraz da temsil ettiğiniz kanala ben teşekkür etmek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bugüne kadar biz ambarcı nedir, ambarcı ne yapıyor derdimizi anlatamadık. Sanayici,
tüccar, yani yükünü taşıdığımız insanlar biliyor ama deyim yerindeyse Türkiye'nin yükünü taşıyan ambarcılar, Türkiye'nin ekonomisini taşıyan ambarcıları Türkiye tanımıyor. Bu bağlamda bana bu imkanı yarattığınız için size ne kadar teşekkür etsem az, izin verin, doluyuz. Önce bu kamuoyuna, halkıma ben bu ambarcılığı, sektörün ne yaptığını anlatmak istiyorum. Kısa bir tarihçeden başlamak istiyorum. Bakınız, ilk zamanlarda Unkapanı, Haliç, Ebu Suud, Sirkeci'de bütün ambarcılar kümelenmişlerdi. Bu hizmeti orada yapıyorlardı. Onun da sebebi şu, köprü yok, araç yok. Dolayısıyla orada topladığı yükleri orada bulunan mavnalara, gemilere yükleyerek Anadolu'ya veya Marmara bölgesine gemiyle aktarıyorlardı. Zamanla yükler çoğalınca, oradaki trafiği tıkamaya başlayınca Zeytinburnu'ndaki 1970'lerde yaptığımız yapılan siteye taşındık, evet, ambarcılar olarak. Orada da yaklaşık 70'ten itibaren 40 yıl bu hizmeti bir nevi özel, kendine has, kendi hizmet üretme çabası içinde olan bir kitleydik. Dolayısıyla hata bizde, kendimizi tanıtamadık, kendimizi kamuoyuna açıklayamadık. Hata bizim, kimseyi suçlamamıza da gerek yok. Bu bağlamda bu işi 2017 yılına kadar da orada yaptık. Tarihçeyi kısa anlatmaya çalışıyorum. 2017'de başımıza talihsiz bir olay geldi. Devletim diyelim, yani belediye veya çevre başkanı kelimesini kullanmaya gerek yok. Gece 5'te tebligat yapılmadan sitemiz yıkıldı. Detay çok aktarmayacağım. Site yıkıldıktan sonra biliyorsunuz içindesiniz, yaşıyorsunuz, nakliye bir nehrin akışı gibidir. Yani yük akışı vardır. Hemen esnafım çıktı. Gerek Avrupa'da gerek Anadolu'da maalesef garajlarda, barakalarda işi yapmaya başladık. Ve şu an halen bunu yapıyoruz. Dolayısıyla ambarcın tarihçesi bu. Ambarcının şu anki geldiği nokta bu. Burada Anadolu ve yükler ve parsiyel yükleri söylediniz ya. Büyük bir iddiam var ve de bir kelime icat ediyorum. Biz lojistikçiler ve kargolar yurt içi parsiyel lojistik hizmeti veriyoruz. Yani parsiyel yük taşıyoruz. Bu sektörün, bu üç sektörün dışında bu işi yapan yok. Yani parsiyel dediğiniz 3 koli, 5 koli, bir palet yükü olan adam. Tabii. Kargonun ölçeğinin biraz üzerinde yükü olan bir adam size geliyor. Tabii. Ve Türkiye'nin her yerine gönderiyorsunuz. 81 il, 790 tane ilçeye gönderiyoruz. Şimdi peki diyeceksiniz ki 3 tane sektör, 3'ü de parsiyel yapıyor. Birbirinizden farkınız ne? Rakip misiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Bu konu önemli. Bunu da halkıma duyurmam, açıklamam gerekiyor. 4925 sayılı yasa 2004 yılında çıktığında, biraz sonraki sohbetimde yasayı çıkaran Sayın Başkanımız Binali Bey'e de teşekkür ve şükranlarımı zaten sunacağım. Çıktığında bir yıl sonra da KTY, Karayolu Taşıma Yönetmenliği çıkarıldı. Dolayısıyla bu yönetmenlikte bu parsiyel yük 3 sektör taşıyor. Bunların arasındaki fark da şu, biz birbirimizin rakibi değiliz. Geçen zaman içinde herkesin iş yapış şekli belirlendikten sonra biz artık yük, birbirimizden yük almıyoruz. Şöyle ki örnek vereyim. Biraz önce söylediğim yasada bir parçada, bir seferde 100 kilogram üstü yükü kargolar taşıyamaz. Yasa bu. Kargocu da zaten taşımıyor. Dolayısıyla bu yükün anlamı ne? Paletli yük. Paletli yükü de tüm Türkiye bir tek biz ambarcılar taşıyoruz. Yani paletli yük ne demek? Basit bir isim veremediğim için bütün zincir marketlerin hepsinin yükünü paletli yük almak zorunda oldukları için biz taşıyoruz. İşte buradan Sayın Başkan şunu söylemek istiyorum. Tabii pandemi yaşıyoruz. İşte evet. Özellikle burada çok da gündeme getirdik. Hatırlarsanız işte geçen yıl bu zamanlar biraz daha önce bir anda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek dendi. İnsanlar panik halde marketlere koştu, alışveriş yaptı, birkaç günlük alışveriş. Ertesi gün tekrar bir başka grup
marketlere gittiğinde rafları dolu buldu. O gün raflar boş olsaydı panik bir kat daha büyüyecekti işte. Lojistik gerçekten bu pandemi döneminde çok önemli bir misyon ifade etti. Aynı zamanda da biz burada sağlıkçılardan sonra alkışı hak eden sektör dedik. Görünmeyen kahramanlar, sizleri gıyabınızda alkışladık. Peki şöyle baksak, her sektörün talepleri var, sorunları var. Ana hatlarıyla 3 tane önemli sorununuz nedir diye sorsam, akla gelen sorunlarınız nedir başkan? Akla gelmekten ziyade çok önemli buldum. Evet. 2023 hedeflerine gidecekken bir tane sorunum var. Nakliyeciler sitesinin yapılması. Bir bu. Güncel ikinci sorun var. Belge sorunumuz ve de bu mazot zamları. Mazot zamları. İzninizle birincisine gireyim. Orada ben şeyi sormam lazım. Tabii şimdi girin de. Tabii şimdi bütün dünyada çok popüler böyle kümelenme diye şeyler var. Türkiye'de de var böyle. Birçok endüstriyi kümelenme çabaları içerisinde. İngilizler buna clustering diyorlar ve çok popüler bir konu. Evet. Zaten bu işi, benzer işi yapan insanların bir arada olmasının faydalarını söylemeye gerek yok. Birçok anlamda verimlilik sağlıyor. Şimdi siz Zeytinburnu yıkıldıktan sonra herkes kendi garajında bu işi yapmaya başladı dediniz. Evet. Bu tabii ki işin kalitesini, nihayet tüketicinin memnuniyetini de etkilemiştir menfi yönde. Doğrudur. Muhtemelen İstanbul gibi bir şehre girmek zor, çıkmak zor, kamyonların giriş çıkış saatleri kısıtlanıyor. Nedir bu, buradan talebiniz nedir, ne durumdasınız? Bakın, bunun sitenin yapılmasıyla ilgili ülkeme, İstanbul'a ve sektöre sağlayacağım faydaları anlatayım izninizle. Hatta yine izin verin, ülkemde Cumhuriyet tarihinden beri en uzun görev yapan bakanım Sayın Binali Bey'e buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. O süre içerisinde sayılamayacak kadar eserler yarattı ve yaratırken eserlerinden birisi de şuydu. Bir lojistik köy kuralım düşüncesi vardı. Üzerinde de çalışmalar yapıldı geçmişte. Aynı şekilde şu andaki bakanımız Sayın Adil Bey de belediyedeyken bunun lojistik çalışmalarını yaptılar. Yani bu benim şimdi icat ettiğim veya yarattığım çözülmesi gereken bir sorun değil. Doğru. Üç şık söyledim. Bir, Binali Bey hatta belediye başkanlığı seçiminden önce dedi ki, vaatlerinden birisidir. İstanbul'un içindeki bütün nakliyecileri şehir dışına taşıyacağım. Aktarma merkezlerini orada kuracaklar, büyük kamyonların hepsi oradan yüklenecek. Yani bunun anlamı şu, bir şehir içinde ufak merkezler kurup yine ufak araçlarla yükleri toplayacağız. Aktarma merkezi, üçüncü havaalanı veya üçüncü köprüye yakın olmalı veya şu anda yapılan Kuzey Marmara otoyolu ile büyük kamyonlarımızın çıktığını düşünün, şehrin içine de girmeden. Birinci faydası, dikkat edin. Anadolu yakasında da lazım bundan. Bu şart. İkisinde de istiyoruz. Dikkat ederseniz, dolaylı yolla İstanbul trafiğini tıkayan bu kamyonlarımız ve tırlarımız şehrin içine girmeyecek. Bu başkanım, trafiğe de bir katkı. Bu güzel bir şeydi aslında. İnşallah yaparlar. Normalde üçüncü yolu yaptık. İstersek 13. yolu yapalım. Doğrudur, katılıyorum. Bostancı, Halil Bostancı'dayken. Bu tırları 13. yola da yapsanız bu araçların şehrin kalbine girme ihtiyacını ortadan kaldırmak lazım. Heh. Erenköy gümrüğü Erenköy'deyken siz istediğiniz kadar kuzey, daha kuzey, en kuzey, kuzeyin de kuzeyine yollar yapın. Bunları taşımak lazım. Dolayısıyla dediğiniz gibi o kuzey çevre yolu yakınlarında bir lojistik merkezi iki tarafa da lazım diyorsunuz. Evet. Ve ne durumda peki, şu anda ilerliyor mu? Yani o çalışmaların hepsi şu anda durdu. Durmasının sebebi de şu, artık yaşım gereği bu örnekleri fazla yaşadığım için ülkemde şöyle bir gerçek var. Bu denli büyük projeleri maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın oluruyla oluyor. Çünkü büyük bir proje. Yani kimse bu projede taşın altına elini sokmuyor. Dolayısıyla izin verirseniz, hoşgörünüze de sığınacağım. Sayın Cumhurbaşkanım, bu kadar büyük eserleri kısa sürede yaptınız. Şahsım, sektörüm, yönetim kurulum adına onun söylemiyle aynen en kalbi duygularla teşekkür ediyorum ve bu çalışmaların devamını diliyorum. İşte bu buradan izninizle Sayın Cumhurbaşkanım, sizden bir randevu talep ediyorum. Randevumdan da kasıt şu, biraz evvel aktarmaya çalıştım. Lojistik üs veya lojistik köy. Veya benim gibi güncel lafla bize bir tane nakliyeciler sitesi kurun.
Hepimiz oraya gidelim, kümelenelim, denetim altında belgeli bir şekilde çalışalım. İstanbul trafiğini rahatlatalım. Hatta devlet büyüklerimiz şunu söylüyor. Biz artık Batı'nın dünyayı yönetimi doğuya kayıyor. Doğuya kaydığınızda Çin'in şu anda tüm dünyadaki üretimin %25'ini Çin yapıyor. Peki bu üretimi Japonya'ya mı, Malezya'ya mı satıyor? Yok, Batı'ya satıyor. Nüfusu gittikçe azalan 550 bin ferdi olan Avrupa Birliği'ne satıyor. Peki bu nereden geçiyor? Ya Hazar'ın üzerinden demir yoluyla veya karayoluyla veya Hazar'ın güneyinden. Yani biz, ülkemiz şu anda bir lojistik üs oluştu. Bunun için de bizim orada bu tip üste belgeli, ülke ekonomisine katkısı olan, İstanbul trafiğini rahatlatan, ülkenin ekonomisine katkı sunabilecek bir projenin yapılmasını istiyoruz. Ya zaten Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul avucunun içi gibi biliyor malumunuz. Bu talebe de duyarsız kalmayacaktır, sesiniz ona gidecektir. Peki ikinci sorun, bu belge sorunu. Tabii orada da Türkiye'de yetki belgeleri kaosu yaşıyor. Çok sayıda yetki belgesi var. Orada ne sorun yaşıyorsunuz? Şimdi yine şöyle bir şey anlatayım. Bu belgeleri yine Sayın Binali Bey zamanında çıktı. Dediğim gibi yaptığı eserleri anlatmaya kalksak program yetmez. İşte Türkiye'de ilk defa taşıma kanununu da çıkaran Sayın bizim Binali Bey'imiz. Ama biz devleti artık bu süre içerisinde tanıdık. Oturduğu yerden beni hoş karşılasınlar. Sektörlerin içine girmeden, sektörün içini, çalışmasını, uygulamasını tam bilmeden maalesef masa üzerinde bu yasayı çıkardılar ve birçok yanlışlıklarla, ben programınızda söyleyeceğim, dilimde varmaz ya, bu arada Ankara'ya gittiğimizde sohbet ediyoruz, yani off the record mu ne, öyle bir kelime öyle, var galiba. Kaydedilmemek kaydıyla. Şimdi onlar da diyor ki ya biz de insanız, biz de hata yaptık, bunları duyduk yani. Düzeltiriz. Ama bir türlü düzelmedi. Şimdi düzelmeyen şeyi anlatayım. Bu arada biz TOB'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin lojistik meclisinin 5 sektörden birisi olarak doğal üyesiyiz. Ve her sene 1-2 defa lojistik şurası yapılır. Bu şurada da Sayın Bakan Yardımcım, Ulaştırma Bakanlığı yetkileri, maliye, ticaret, ekonomi ve tüm sektörlerin bulunduğu 150 kişilik bir çalıştay düzenliyoruz. Orada bir soruyu sordum. Cevap alamadım. Hata yapıyorsam buradan da özür dilerim. Burada da söylemiştim. İki tane soru sordum. Bunu da bu arada kamuoyuyla paylaşayım. Dedim ki, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 200 tane ülke var. Gelişmiş, az gelişmiş, her neyse. Birinci sorum. Bizde şu anda 38 tane belge var. Nakliyeyi düzenleyeyim diye. O kanunun ilgili yönetmenliğinde var. 38 tane belgesi olan bir tane ülke var mı? Bana cevap veremediler Fatih ben Bey. Ben benim yok. Yok. Peki dedim ikinci sorum. Bu kadar pahalı belge satan bir ülke var mı? O da yok. Ya bize de yazık ya. Artı bakanlığa da yazık. O kadar detaylı ve teferruatlı bir belge veya karayolu taşıma yönetliği hazırladılar ki bazen kendi elemanları bile işin içinden çıkamıyor. Ya buna gerek yok ya. Şimdi başkan, ücret konusu tabii şöyle algılara da sebep oluyor. Şimdi başka yan tarafınızda bir başkası turizm yatırımı yapsa böyle bir harç ödemiyor. Tekstil yatırımı yapsa ödemiyor. Hani bu sektöre girmenin böyle büyük harçlar olunca acaba bir ganimet mi paylaşılıyor? Burada büyük bir imtiyaz mı veriliyor diye halinde kafası karışıyor belki. Zaten kafamız karışık. Bunu da fazlasıyla tepkili bir şekilde anlatamıyoruz. Şimdi biraz sonra sektörümle ilgili olanı anlatayım. Sektörüm N2 belgesi alıyor. N2? N2. İzninizle veya gelin empati yapalım. Sizin bir nakliye şirketiniz var, belge alacaksınız. Veya pandemi bitti. Ya ben bir iki tır alayım da iş yapayım diyorsunuz. Ne güzel düşünce. Çünkü
İş yapacaksınız, işsizliği azaltacaksınız vesaire. İstihdam sağlayacağız, girişimciyiz, evet. Şimdi gittik birinci madde bize ne diyor biliyor musun? Ne iki için? 8 tane öz mal ticari aracın olacak. Ya bir dakika ben daha yeni işe başladım. Avrupa'da bir taneli taşımacı olabiliyorsun. Ya Almanya'ya, Bulgaristan'a gidin bir tır alın, size bir taşıyıcı belgesi veriyorlar. Para da yok, şartlı da yok, iş yapıyorsunuz. Tamam. İkinci ne diyor? Bir dakika, bunu bir anlatayım, evet. Bu çok önemli. 8 araç alacağım işe başlamak için. Bugün piyasada eşya diyeyim toplayacak araç 70-80 milyon. Biraz matematikçiyim. Onu 8'de çarptım da 480-560 bin oluyor da büyük konuşmayalım. 400 bin liralık bana araç al diyor. Daha işe başlamadım, bir kolu yok. İkinci madde. Ne iki için söylüyorum. Diyor ki 7 coğrafi bölgemiz var ya, 2 coğrafi bölgede 2 şehir olmak üzere 4 şehre çalışacaksın. Ya benim bildiğim devlet kural, kaide kur, sonra da denetler. Yani baskı ve zorlama olmaz ki burada. Şimdi artık kapattığı için, özel isim burada kullanılmıyor galiba, ben ilk defa çıktığım için televizyona, Erzincan Ekspres ambarım vardı. 40 yıllık da nakliye yapıyor. Ya başkanım diyor ki, 5 tane işçim var, evet, 3 tane de kamyonetim var. Ben İstanbul Erzincan çalışıyorum. Şimdi belge çıktı, bana diyorsun ki 5 araç daha al. Ya ben ne yapayım? Erzincan'a yük var da ben mi taşımıyorum? Artı bana diyor ki Erzincan yanında bir şehri daha çalış ya da Marmara'ya gel bir çalış. Yani zorlama olmaması lazım. Üçüncü en önemlisi, bir dakika. Üç dakika kaldı, uyarısı var, bilgin olsun. Peki. Evet, devam edin. Tamam, derdim çok, sorunum çok da toparlamaya çalışayım. Şimdi üçüncüsü, bakın hem beni N2'li ambarcıları, hem L1 belgeli lojistikçileri, hem M2 belgeli kargoları ilgilendiren üçüncü bir maddemiz var. Nedir o? Kabirle, kamyoncuyla çalışamazsın, yasak. Ya 60 yıldır ben yükümü topluyorum, şehirler arası hizmet üreten kamyoncuya yükü veriyorum. Bu kadar günde çalışıyoruz. Bu yasak nereden çıktı şimdi? Halen de devam ediyor. Şimdi sorayım, bu üç tane şartı görünce siz bu işi yapar mısınız? İstihdam yaratır mısınız? Yapmam herhalde. Erzincan Ekspres'te vazgeçmiş, çekip gitmiş en son. İşte adam sonunda kapattı gitti yani. Peki. Şimdi son soruma geleyim. Bu Covid bir başkan, buçuk. Özellikle mazot konusu, evet. Yakıt konusu falan var. Evet, oraya geleceğim. Öyle mi? Orada da yani orada Covid tabii çok etkiledi bizi. Bu sektörün maliyetleri sürekli yükseliyor. Navlunlar ne durumda? Bunlar kazanç yükseliyor mu? Ona da bir değinelim. Dediğim gibi biraz bir dakika önce son 3 dakika uyarısı almıştım. 2 dakikamız kaldı. Bilgin olsun. O kadar doluyum ki aslında evet. Bir program daha yapmamız yaparız. Lazım. Şimdi bu sefer sondan başlayayım. Yöneticilerimiz ne diyor? Fiyat artışını azaltalım. Tamam. Enflasyonu düşürelim. İyi de uygulamada bir yanlış yapıyorlar. Ben ekonomist değilim, bir iddiam da yok. Nedir? Nedir? Mobilyacı girdi, maliyeti arttı, fiyatı da arttı. Alıcıyla satıcı arasındaki bir fiyat artışı, doğru mu? Ama siz mazota zam yaparsanız, Antalya'dan gelen domates, Adana'dan gelen karpuz, Malatya'dan gelen tekstil, pahalaşır. Bunların hepsinin fiyatına mecburen kamyoncu cebinde bu parayı verecek hali yok ya, fiyatı yükselir. Fiyat bu şekilde artar, enflasyon da düşmez. Onun için istediğimiz bu pandemi de yapıldı. Hiç olmazsa esnafım rahatlasın. Kamyoncu kardeşlerim, onlar bizim iş ortaklarımız. Saygı duyuyorum, değer veriyorum. Bunların da rahatlayıp para kazanabilmesi için hiç olmazsa 6 aylık sürede şu ÖTV'nin tekrar kaldırılması, mazot zammının KDV'sinin azaltılmasını talep ediyoruz. Bir konu daha çok burada gündeme geldi. Özellikle MTV konusu. Mesela İngiltere pandemi sürecinde motorlu taşıt vergisi almadı ticari araçlardan. Ticari araçların şöyle bir tarafı var. Ticari araçlar istihdam yaratır, fatura yaratır, vergi yaratır. Normalde bunlar keyfi için otoyollarda gezen binek otomobiller değil. Tabii. Normalde adamın bir tanesi bir makine alıyor, tekstil makinesi. İşte tekstil makinesi vergisi ödemiyor. Ama sizin aslında aracınız da işletmeniz aslında bir anlamda. İş yaptığınız bir araç. Orada da yani o da çok gündeme geldi. Bunu da bir daha altını çizmiş olalım.
Son bir dakika uyarısı aldım. Bir çağrınızı yapın, kısa bir şekilde bağlayalım. Tamam, bununla ilgili bir son bir şey söyleyeyim. Çok bakınız, biz şahsi araçlarımıza akaryakıtı azaltın demiyoruz. Ticari araçlarımıza azaltın diyoruz. Son olarak toparlarsam üçünü. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanıma seslendim, bize bir site yapın, lojistik köy yapın. İkincisi, Sayın Adil Bakanıma, Ulaştırma Bakanıma bu mesajı ilettim, belge düzenlemesi yapın. Üçüncüsü, bu mazot üzerinde esnafıma bir katkı sunacak şekilde bir çalışma yapın diyorum. Teşekkür ederiz başkan. Ben teşekkür ediyorum. Geldin, ne iyi ettin, çok sağ ol. Efendim, bu haftada programımızın sonuna geldik. Lojistik öyle bir sektör. Bütün sektörlere dokunmak istiyorsanız lojistiğe dokunun. Lojistiğin hayatını kolaylaştırın, ucuzlaştırın, onlar da rahatlar. Pahalılaştırırsanız onlar da pahalılaşır. Enflasyonla mücadele edecekseniz lojistiğe ayrı bir gözle bakmanız gerekiyor. Efendim, önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.